Nasıl yani? Ceyhun iddiaya girdiği için mi benimle ilgileniyormuş? Evet. Selena da Ceyhun'un niyetini anladığı için sırf sen üzülme diye onu konuşmaya geldi. Yani Selena ile Ceyhun arasında? Tabii ki bir şey yok. O sadece seni korumak, üzülmeni engellemek istedi. İyi de sen Ceyhun'un arkadaşısın. Niye bunları bana anlatıyorsun? Birincisi, bu yaptıklarından sonra Ceyhun'la arkadaşlığımı sorgulamaya karar verdim. İkincisi, değil arkadaşım, kardeşim bile olsa birinin senin gibi tatlı bir kızı üzmesine izin veremezdim. Teşekkür ederim. Bence öncelikle teşekkür etmen gereken kişi Selena. Seni böyle sevip koruduğu için. Ben sonra teşekkür etmem gerekirken kötülük yaptım. Efendim? Yok bir şey. Böyle bir şey nasıl yapabildin Leyla? Ya biliyorum, çok salağım. Her şeyi mahvettim. Selena bir daha benimle konuşmayacak. Böyle bir şey Selena'ya nasıl yaparsın hala inanamıyorum. Ya ben ona zarar vermek istemedim. Selena hakkında böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Ya düşündüm işte. Ya, Burak Hoca'ya da o notu vermemeliydim. Günaydın. O çocukla konuşmaya benim için gitmiş. Of, bir daha Selena'nın yüzüne nasıl bakacağım? Of, çok salağım ben. Ne yapacağını gerçekten ben de çok merak ediyorum Leyla. Dua et de Burak Hoca ile senin yüzünden kavga etmesinler. Evet Selena, bir açıklama bekliyorum. Burak üstüme gelme lütfen. Kusura bakma ama Selena, erkek arkadaşın olarak o çocukla niye buluştuğunu bilmek hakkım. Tabii eğer hala erkek arkadaşınsam. O ne demek şimdi? Tabii ki erkek arkadaşımsın. O zaman soruma verecek bir cevabın olmalı. Gerçekten o kadar önemli bir şey değil diyorum ya. Önemli bir şey olmasa böyle bir not almazdım. Belli ki bu notu yazan kişinin de bu konuyla bir ilgisi var. Burak. Ve sen de bu notu kimin yazdığını bildiğin halde bana söylemiyorsun. Burak, gerçekten düşündüğün gibi bir şey yok ki ortada. O zaman söyle de ne düşünmem gerektiğini öğreneyim. Söyleyemem. Ya inan söyleyemem. Niye konuşmuyorsun? Sen de kızgınsın bana. Selena'yı düşünüyorum sadece. Of. Hatırladıkça kendimden utanıyorum. Şimdi ne yapacağım ben? Bilmiyorum. Bir şey yap ve kendini affettir. Bence hemen gidip bu hatanı düzelt. Evet. Sanırım en doğrusu bu. Bu rezilliğe ben sebep oldum. Ben düzeltmeliyim. Nasıl yani? Sırf notu yazanın kim olduğunu söylemediğim için her şeyi bitirecek misin? Evet Selena. Saklanacak bir şeyin olduğu ilişki, ilişki değildir. Kusura bakma. Çıkarken kapıyı çekersin. Peki Burak. Gidiyorum. Yalnız şunu unutma. Bir ilişkide sadakat kadar güven de önemlidir. Thank you.
Leyla. İyi günler öğretmenim. Senin ne işin var burada? Size önemli bir şey söylemem gerekiyor. Tabii, gel. Neymiş o söyleyeceğin çok önemli şey? Öğretmenim, Selena'nın biriyle buluşacağı yazılı bir not buldunuz mu? Evet. Umarım yazılanları ciddiye almadınız. Nasıl yani? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama o notu ben yazmıştım. Sen mi yazdın? Ama niye? Ben yani uzun hikaye ama özetle Selena o çocukla benim üzülmeme engel olmak için buluştu. Ya. Ben sonunda kıskanıp aptalca şeyler yaptım. Ve şimdi çok acı çekiyorsun. Evet. Selena'ya bu nottan bahsetmeseniz yani olur mu? Sanırım artık bu konuda yapacak bir şey yok. Nasıl yani? Selena ile biraz önce ayrıldık. Ayrıldınız mı? Evet. Ona notu kimin yazdığını sordum. O da söylemek istemedi. Ben de o zaman bu ilişki biter dedim. Ve ayrıldık. Olamaz. Ben ne kadar da aptal bir insanım. Selena beni nasıl affedecek? Asıl ben kendimi nasıl affettireceğim? Leyla? Selena? Selena! Seni buraya girerken gördüm. Selena, gerçekten çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Gel buraya. Tabii ki de affedeceğim. Ama bir daha ablayı kıskanmak yok, söz mü? Söz. Hazır af çıkmışken ben de bu aftan yararlanabilir miyim? Seni affedemem. Bana güvenmedin.